Basına ve kamuoyuna, İstanbul AFAD İl Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak çalışmakta olan iş yeri temsilcimiz Hamdi Akgün ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Erbil Karakoç, AFAD Başkanlığı'nın 21.05.2024 tarih ve 940.786 sayılı yazısı ile Şırnak iline sürgün edilmiştir. Bu sürgün kararı hukuka aykırı olup sendikal haklara ve demokratik değerlere yapılan açık bir saldırıdır. Peki mücadele arkadaşlarımız niçin sürgün edilmiştir? 2023 yılının 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler gerçekleşmiş, yıllardır rantı insan hayatına tercih eden yıkım politikalarının bir sonucu olarak bir doğa olayı olan deprem afete dönüşmüş ve sonuç olarak on binlerce insanımızı da kaybettiğimiz çok acı bir tablo ile karşı karşıya kalmıştık. Depremin yaşandığı an itibariyle üyelerimizin de içinde yer aldığı AFAD Başkanlığı'nda çalışmakta olan kamu emekçileri arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine görev almak üzere deprem bölgelerine hareket etmiş ve devam eden süreçte çeşitli faaliyetlere katılmışlardı. Deprem sürecine ilişkin değerlendirmelerimizde AFAD Başkanlığı'nda çalışmakta olan kamu emekçilerinin büyük bir uzmanlık ve özveriyle görevlerini yürüttükleri ancak liyakatsız atamalar sonucunda kurumun işlemez hale gelmesi sebebiyle eksiklikler yaşandığını ifade etmiştik. Yine deprem sürecinde Cumhurbaşkanlığınca yardım malzemelerinin toplanması ve dağıtımı ile ilgili tek yetkili kurumun AFAD olduğu ifade edilmiş ve vatandaşlarımıza bu yönde çağrı yapılmıştı. Doğuş Holding'in bir yıl önce deprem bölgesine ulaştırılması için AFAD'a teslim ettiği yardım kolilerinin ivedilikle deprem bölgesine gönderilmesi gerekirken gönderilmeyerek İstanbul AFAD İl Müdürlüğü'nün Yeşilköy'de bulunan yerleşkesinde tutulduğuna ilişkin haber 16 Şubat 2024 tarihinde ulusal basında yer almıştı. İlgili haberde yardım kolilerinin istiflendiğine ilişkin video ve görseller mevcuttu. Normal şartlarda böyle bir haberin basına yansımasından sonra yapılması gereken AFAD Başkanlığı'nın ve İstanbul İl Müdürlüğü'nün somut kanıtlarla basında yer alan bu habere ilişkin olarak iddiaları araştırması ve kamuoyunu bilgilendirmek süreciyle takip etmesi olmalıdır. Ancak ne yazıktır ki süreç bu şekilde işlememiştir. Haberin yapılmasının ardından AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü yardım kolilerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına ilişkin gerekli araştırmaları yapacağına, yardım kolileri skandalının basına yansımasının sorumlusu olduğunu düşündükleri sendika yöneticilerimize baskı uygulamaya başlamışlardır. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Cengiz Karakuş, sudan sebeplerle sendika yöneticilerimiz hakkında soruşturma açmış ve soruşturma sonucunda sendika yöneticilerimize ceza vermiştir. AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü sendika yöneticilerimize sudan sebeplerle vermiş olduğu ceza ile de yetinmemiş, sonrasında trafik kazalarındaki artışları bahane göstererek sendika yöneticilerimizi Şırnak iline sürgün etmişlerdir. Değerli basın, değerli kamuoyu, sendika yöneticilerimizin Şırnak iline sürgün edilmesinin tek gerçek sebebi idarenin basında çıkan haberden sendika yöneticilerimizi sorumlu tutmalarıdır. Bu sürgün öncelikle kanuna aykırıdır. Kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununun sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi başlıklı 18. maddesinde kamu işvereni, iş yeri sendika temsilcisi, sendika iş yeri temsilcisi, sendika il ve ilte temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerini sebebini açık bir şekilde belirtmedikçe değiştiremez hükmü bulunmaktadır. Bu sürgün akla, mantığa aykırıdır. Şırnak ilinde yaşanması muhtemel trafik kazaları gerekçe gösterilerek AFAD'ın en yoğun faaliyet yürüttüğü İstanbul ilinden sadece 2 arama kurtarma teknisyeni görevlendirilmiştir. Bu görevlendirilen 2 arama kurtarma teknisyeninden biri genel merkez yöneticimiz, biri ise iş yeri temsilcimizdir. Araştırabildiğimiz kadarıyla İstanbul ilinden Şırnak iline son 10 yıldır tek bir görevlendirme dahi yapılmamıştır. Bu durumun akıl ve mantıkla açıklanabilir hiçbir yönü yoktur.
Tüm bu yukarıda ifade ettiğimiz hususları kurum idareciyle görüştüğümüzde ise AFAD Başkanlığı görevlendirmeyi İstanbul İl Müdürlüğü'nün yaptığını, İstanbul İl Müdürlüğü ise görevlendirmeyi AFAD Başkanlığı'nın yaptığını ifade etmekte ve suçu birbirine atmaktadır. İdariyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde süreci inceleyerek bize bilgi vereceklerini ifade etmişlerse de bugüne kadar atılmış hiçbir olumlu adım yoktur. Değerli basın, değerli kamuoyu, nitelikli ve kamu yararını gözeten afet yönetim hizmeti sunması gereken AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü işini gücünü bırakmış, hasmane bir tutumla basına yansıyan haberin sorumlusu tuttukları sendika yöneticilerimizi sürgün etmişlerdir. AFAD Başkanlığı'nda çalışmakta olan kamu emekçilerinin personel yetersizliği sorunu devam etmektedir. AFAD tazminatı ve fiili hizmet zammı talepleri karşılanmamıştır. Yemek, yol, giyim yardımları ya tasarruf tedbirlerine takılmış ya da çok yetersiz kalmıştır. Muhtemel bir deprem sonrasında müdahale ve koordinasyon görevleri nedeniyle görev yapacak AFAD kamu emekçilerinin toplu olarak sevki ve güvenli konutta ikamet etmesi bir zorunlulukken, İstanbul ilinde AFAD emekçilerine konut tahsis edilmemekte, sendikamızın bu yöndeki girişimlerine tahsis edecek konut yok diye yanıt verilmektedir. İdare yukarıda saydığımız sorunlara çözüm bulmak yerine sendika yöneticilerimizin sürgün etmektedir. Bu sürgün kararı yukarıda ifade ettiğimiz başta olmak üzere AFAD emekçilerinin haklı talepleri için yürüttüğümüz mücadeleye zarar vermesi söz konusu değildir. Bu ve benzeri baskıların bizleri ve mücadelemizi yıldırması imkansızdır. Buradan tekrar soruyorum.